Merhaba, ben Tan. Bu videomuzda müzikal olarak nasıl kendimizi daha fazla geliştirebiliriz? Bunun hakkında konuşacağım. İlk önce müzikal olarak kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunun içini açmak istiyorum. Daha iyi bir müzisyen olma yolunda attığımız adımlar diyelim müzikal olarak gelişme sürecimizi kendimiz için. Bunun en başında da ilk önce yeni şeyler dinlemeye, daha çeşitli şeyler dinlemekle başlayabiliriz. Mesela sizin de vardır sevdiğiniz gruplar, hep işte dinlemeden yapamadığınız belki gruplar, müzisyenler, gitaristler vardır. Bunları tabii ki de dinleyin. Onları zaten dinleyerek buraya geldiniz. Ama aynı zamanda da hem enstrümanına yönelik hem de kendinize yönelik geliştirme açısından size önereceğim bazı müzisyenler var. Bunlara bir bakın derim. En azından bir albümünü hani baştan sona aralıksız bir dinleyin. Bu isimlerin başında Jimi Hendrix'i söyleyebilirim. Şu an genel olarak rock müziğin öncülerinden sayılır kendisi. Rock gitaristliğinin öncülerinden sayılır Jimi Hendrix. Ondan sonra Steve Vai'yi söyleyebilirim. Daha modern ve rock ve metal arası yapıyor. Onun çok kendini hasatta teknikleri vardır. İlginizi çekeceğini düşünüyorum eğer. Birazcık daha yeni şeyler, farklı şeyler duymak istiyorsanız, sırf motomot, bak işte dört dörtlük metal değil de, daha çeşitlilik duymak istiyorsanız gitarda, nereye gidilebiliyor en fazla diye. Ondan sonra tabii ki de B.B. King'i söylerim. Zaten blues'la uğraşıyorsanız blues'un B'sidir yani, B.B. King'i öyle söyleyebilirim. Gene blues, Joe Bonamassa, o da şu an modern yapıyor. Modern blues çalıyor, blues ve rock arası. Bunu da dinlemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra da Stevie Ray Vaughan, yine blues. Çok önemlidir o da. Çok kendine has güzel bir tonu vardır gitarının. Çok güzel cümleler kurar gitarla. Ondan sonra Paul Gilbert ve John Petrucci ile de bitirmek istiyorum bu ikisini. John Petrucci'nin müziği daha metale kaçıyor aslında, ama aynı zamanda kendisi Berkeley'den mezun. Onun da etkisinden dolayı hep bir ileriye taşımaya çalışıyor müziğini. Genel olarak zaten bu dediğim stile progresif müzik deniyor. Kendisi de progresif rock, progresif metal yapıyor grubuyla birlikte. Kendisini de çok severim bu arada, stilini falan. Paul Gilbert da gene eski, çok eski değil aslında ama 80'ler 90'lardan beri rockçılardan önemli. Bir de gene yeni jenerasyon sayılabilecek Guthrie Govan'ı dinlemenizi tavsiye ediyorum. O da çok önemli bir virtüözdür, çok hakim. Onun da jazz temelli bir müziği var ve çok dinlemesi işte açıcı mı diyeyim, zanlıyım. Bundan önce dedim ki bir albümü baştan sona dinleyebilirsiniz, dinlemenizi öneririm. Bu bence önemli bir şey. En azından haftada yani bir 40 dakika, bir 50 dakika, bir saat buna, böyle bir şeye vakit ayırmak. Sadece hani gitarı elinizden bırakıp sadece müziği analiz etmekten de ziyade aslında. Belki çünkü analiz edecek kadar bilginiz olmayabilir şu an. Ya da önemlerini, bazı şeylerin önemini bilemeyebilirsiniz, ama sırf yani kendinize zevk olarak bir hobi ile uğraşıyoruz sonuçta. Hobiyi daha da kendinize vizyon katma amacıyla yapmanızı önerdiğim bir şey bu, 40 dakika 50 dakika haftada müzik ayırmak. Hani bunu aslında 7'ye bölünce, hatta 5'e bölelim, hani günde 10 dakika müzik dinlemek için herkes ayırabilir. Bu yüzden de haftada 40-50 dakika bir müzik dinlemenin, bir albüm baştan sona dinlemenin çok bir etkisi olmayacaktır diye düşünebilirsiniz. Eğer çok fazla geldiyseniz, bir albüm baştan sona dinlemediyseniz ya da müzik dinleme alışkanlığınızda bu zaten yoksa, yeni yeni müzik dinleme alışkanlığı ediniyorsanız eğer, özellikle böyle kendinize vizyon katma amacı da varsa kafanızda. Tabii ki de gelişmek dedik. Gelişmek istiyorsak gelişmenin yolu çalışmaktan da geçiyor, her şeyde olduğu gibi. Kendinize bir çalışma planı hazırlayabilirsiniz. Çalışma planı hazırlarken dikkat etmenizi istediğim çok önemli 2-3 tane nokta var. Bunlardan bir tanesi realistik olmanız. Hani her hafta, her gün ya da kaç dakika çalışabilirsiniz, kaç dakika gitarı ayırabilirsiniz. Atıyorum, ben bir gün 1 saat çalıştım, ondan sonra 5 dakika çalıştım, ondan sonra 4 gün çalışmadım, hiçbir şeye bakmadım, elime bile almadığımdan ziyade her gün 15 dakika, her gün 20 dakika ayırabilir misiniz? Bu daha önemli bir soru, daha üstüne gidilmesi gereken bir soru. Ondan sonra her zaman metronomla çalışmanız ve çalışmaya oturmadan önce gitarınızı akort etmeniz. Bu neden önemli akort etmek?
kulağınızı geliştirmek, en azından doğru bir düzene oturtmak için müzik kulağınızı yavaş yavaş onun da üstüne gitmek için. Aynı zamanda da hani kendiniz çalarken hoş duyulmayabilir bazı sesler. Neden diye soruyor olabilirsiniz kendinize. O yüzden olabilir. O yüzden metronomla çalışacağız ve akort edeceğiz gitarımızı her zaman. Egzersizleri tabii şu an hani tamam ben çalışmak istiyorum dediniz. İşte günlük 20 dakika ayıracağım, 25 dakika ayıracağım. Baktım kendi bir günde neler yapıyorum. Ne çalacağım peki diye soruyor olabilirsiniz şu an. Benim önceki videolarıma bakabilirsiniz. Hangi egzersizleri, neler demişim ya da neler çalmışım. Hepsinin notası ve tabi var. Kendinize bir kağıt basabilirsiniz her gün bakmak için bu sayede. Veya videoları durdurup da yapabilirsiniz ama kağıt basmak daha pratik olacaktır tabii ki de. Ondan sonra bir tane de doğaçlama yaptığınız bir bölüm olmasını ben tavsiye ederim. Hem kendinizin zevk alması için hem de önceki şeyleri, kendi çalıştığınız şeyleri pekiştirmenizde yardımcı olacaktır. Aynı zamanda kendi gelişiminizi de kendiniz gene görebileceksiniz. Bu o açıdan da önemli çünkü tıkandığınızı hissettiğiniz noktalar olabilir. Hani ama bir hafta ya da 5 gün üst üste çalıştığınızda minik minik ilerlemeler göreceksinizdir eminim bundan. Ve kendi çaldığınız bir şeyde de bunu görmek zaten daha da fazla zevk veren bir şey. Bir tüyom daha var size. Bu birazcık daha uzun vadeli bir tüyo aslında. Ben mesela şey yapmıştım, Guthrie Govan'ın Waves diye bir şarkısı var, çok sevdiğim bir şarkısı. Gitar hocam göstermişti bana da. O da onun tekniğidir hatta. Şunu önermişti. Mesela o şarkıyı ya da herhangi bir kendinizin şu an çalamayacağınızı düşündüğünüz bir parçanın bir bölümünü her gün çalışın. Çok zor olabilir. Yavaşlatın. Gerçekten çok yavaşlatın ve her gün çalışın. Bu sayede de hani evet bunu bir haftada göremeyebilirsiniz, iki haftada göremeyebilirsiniz ama 6 ay sonra bir bakmışsınız yarım hızda zar zor çaldığınız şeyi %80 hızda çalabiliyorsunuz. Belki %100 hıza gelmişsiniz. Bu da o yüzden çok önemli bir şey. Ve aynı zamanda gelişiminize de katkı sağlayacak bir şey. Çünkü ileri teknikleri görüyorsunuz. İleri tekniklerde nasıl birleştirilmişler birbirleriyle. Nasıl cümleler kurulmuş müzikal olarak. Bu tarz şeyleri de görmenizde önem var. Bu videoda müzikal olarak gelişmek için neler yapmamız gerektiğini ve neler yapabileceğimizi özetledim. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir, arkadaşlarınıza atabilir, abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.